Bu makale sizlere Postöykü sponsorluğunda sunuluyor. Vatansız İmparatorluğun Görünmez Eli. Selçuk Türk Yılmaz. Queen Slobodian liberal düzen açısından anayasa mahkemelerinin önemi üzerinde durur. Slobodya'nın anayasa mahkemeleriyle Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel etkileri olan teşekkürleri liberal düzenin temel dayanakları olarak göstermesi oldukça önemlidir. Konuyu hem tarihsel bağlamında hem de Türkiye'deki güncel gelişmelerle ilişkilendirerek ele aldığımızda gözlerden kaçan bir durum kendiliğinden ortaya çıkar. Yazar, anayasa mahkemeleri ve DSO gibi kurumsal yapıları küreselciler ve milli devletler zıtlığı içerisine yerleştiriyor. Hukuk ve iktisat sahasında teşekkür etmiş kimi kurumsal kurumların ulusları terbiye eden araçlara dönüştürülmesi yeni bir fikir olmamakla birlikte şaşırtıcıdır. Hukukçuların da bu yeni durumlar karşısında tavır geliştirmesi gerekir. Küreselleşme bağlamında kullanılan kavramlar yeterince berrak değildir. Küreselleşme bağlamında kullanılan yeni kavramlar da 90'lı yıllardan itibaren düşünce dünyamızı şekillendirmeye başladı. Daha düne kadar küreselleşme Amerika bağlamında kullanılırdı. Amerika merkezli küresel hegemonya'yı anlamak bakımından kullanışlı bir kavram olarak düşünülürdü. Fakat küreselciler gibi yeni bir kavram daha karmaşık bir yapıya işaret edince muğlaklık fark edilmeye başlandı. Küreselleşmenin siyasi alanı da kapsıyor olmasını sadece uluslarüstü kurumlarla sınırlı tutmak mümkün mü? Terör örgütleri ve sivil kurumların bağımlılık ilişkileri siyasi küreselleşmenin sınırlı bir alanı ilgilendirmediğini gösterdi. Yansız bir şekilde düşündüğümüzde bazı liberal kavramların naif bir tavra karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Kavramları berraklaştırdığımızda Türkiye ile sınırlı olmayan büyük bir değişimi görmek mümkündür. Küreselleşmenin Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinin hegemonyası açısından bir araç olduğu zamanlar geride kalıyor. Aslında sürecin karmaşıklığı da bu hegemonyanın sarsılmasıyla başladı. Amerikanın dahi küreselleşme karşıtı bir siyasi söylem geliştirmesi durumun karmaşıklığı açısından önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü ne siyasi ne hukuki ne de ticari bir kurum olmasına rağmen bir kurum olmasına rağmen bir kurum olmasına rağmen bir kurum olmasına rağmen bir kurum kurum olmasına rağmen gari bir 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 kurum

bir kurum olmasına rağmen garip 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 bir kurum olmasına rağmen bir kurum olmasına bir kurum olmasına bir kurum olmasına bir kurum olmasına gari gari bir kurum olmasına rağmen 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 gari bir kurum olmasına ra bir kurum olmasına ra bir kurum olmasına ra bir kurum olmasına ra bir kurum olmasına bir kurum olmasına ra 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 bir kurum olmasına